Merhaba arkadaşlar. Bir dersimize daha sizlerle birlikteyiz. Dashboard tarafında Calculated Field, ki benim özellikle üzerinde çok fazla durduğum, ki yaklaşık 4-5 dersimizi sırf bu işe ayırmış durumdayız. Başka bir, yine farklı bir örnek üzerinden, yine üzerine kafa yoracağımız bir örnek üzerinden bir uygulama yapmak istiyoruz. Şimdi yapmaya çalıştığım şey şu. Yine biz tadelle ürünümüze bir bakalım. Select yıldız from satışlar ver satır tipi eşit satış and malzeme adı like tadelli sütlü çikolata 30 gram. Bunu hatırlıyoruz. 1531 satır burada satışımız söz konusu. Şöyle biraz daha sadeleştirelim. Malzeme adı, miktar, tutar. Şimdi bir yanına tarihi de getirelim. Şuradan da şu yıldızı bir kaldıralım. Bunu Excel'imize atıyoruz. Şimdi şöyle bakacak olursak burada ben Tadella'dan sattığım ürünler söz konusu. Şuraya bir şey hesaplamak istiyorum. Yan tarafına. Ana kategori satış toplama. Şimdi şunu şöyle yapalım. Malzeme adı, tarih, sum, miktar, as, miktar, sum, tutar, as, tutar, grup by, malzeme adı ve tarih diyelim. Bu 1531 satırda tarih bazlı bir sıralattırmış olalım. Grup by yazmadık. Şimdi order by tarih diyelim bir de order by tarih. Şunu tekrardan Excel atıyorum. Buraya atalım. Şimdi bu Tadelle'nin grubu ana kategori ve kategori bilgilerine bakalım şimdi. Grup by'ı kaldırıyorum tekrar. Miktar, tutar, hatta şöyle olsun. Yıldız diyelim. Grup payı da kaldır. Evet. Şimdi bunun ana kategorisi gıda, alt kategorisi çikolata gofret ve markası Tadelle. Şimdi ben şunu görmek istiyorum. Bu tarihte gıda ana kategorisindeki toplam satış ne? Ana kategori toplam. Alt kategori toplamı ve marka toplamı. Bir de genel toplam diyelim. Şimdi bunu tarih bazında çekelim. Biraz önceki grup paylı sorgumuzun bir benzerini şurada oluşturalım. Malzeme adı yerine ana kategori diyeceğim. Grup pay ana kategori tarih order by tarih. Buraya sum tutar es tutar diyelim. Tarihe göre sıralı olduğu için şurayı olduğu gibi alıyorum.
Başlığı almayacağız. Kopyayalım. Bakalım atlayan bir yer var mı? Yok. Bu ne anlama geliyor? Şimdi konu biraz anlaşılır olsun diye burada Excel'de gittim. Burada bir yanlışlığımız var galiba. Grup by ana kategori tarih. Ha, şeyi kaldıracağız tabi. Artık tabelaya bakmıyoruz. Burada ana kategorisi gıda olanlara bakıyoruz. And ana kategori eşittir gıda. Şimdi kopyalayalım bunu. Evet. Şöyle de formatta yazdırırsak. Şöyle yapalım. Ana kategoriye oranı. Şimdi buradaki benim yaptığım satışın gıda bölümündeki o günkü yapılan satışın yüzde kaçına tekabül ettiğini hesaplamak istiyorum aslında. Şu bölü ana kategori toplamı. Şunu yüzdesel gösterelim. Bütçeleri biçimlendir. Ondalık basamak sayısı yetmedi. Evet. %0,1 yani binde bire tekabül ediyor. Gıdanın binde birine tekabül etmiş. Benim buradaki satmış olduğum 14 tane tadelli 30 gram. Gel gelelim. Kategori. Bunun kategorisi neydi? Çikolata gofret. Tarihe göre sıralı olduğu için olduğu gibi alıyorum. Ve şuradaki yüzdesel formülü buraya yapıştırıyorum. Bakın, gıda bölümünün binde birine tekabül ederken bu satış, şurayı da bir kaydırmam gerekiyor. Gıda bölümünün binde birine tekabül ederken alt kategori olarak çikolata gofret bölümünün burada bir yanlışlığımız mı var? Formülasyonda bir yanlışlığımız var. Alt kategori oranı eşittir şu bölü şu. %1'ine tekabül ediyor. Toplamın binde birine, gıda bölümünün binde birine, alt kat çikolata gofretinde %1'ine tekabül ediyor. Şunları aşağı doğru şöyle yazdıralım. Evet, buralarda %2'leri bulmuş, %3'leri bulmuş hatta. Peki, marka toplamı bu ürün Tadelle'nin içerisinde neye tekabül ediyor? Bakalım markamız ne diye geçiyor? Markamız Tadelle. Artık burada marka ve Tadelle. Burası da yine marka. Kopyalıyorum. Marka toplamını da buraya yapıştırdım. Marka oranı diyelim buna da eşittir bu bölü burası. Bunu da yüzde göster. Evet, baktığımız zaman toplam satışımızın Tadelle satışlarının %38'i, %15'i gibi rakamlar görünüyor. Bir de genel toplama bakalım. Genel toplamda artık
Gruplarda sadece tarih var. Ve marka da yok. Bütün satışımızın içinde yüzde kaça tekabül etmiş? Ona bakalım. Tabii burada biz bir şeye dikkat etmedik. Kendi şubesi içindeki satışlara dikkat etmedik. Burada tüm geneline bakıyoruz aslında. Hesaplama yaparken birazdan ona dikkat edecek şekilde bir sorgu yazacağız zaten. Bunun da yüzde hesabını yaptığımızda bu bölü burası çok çok küçük bir rakam çıkacak. Yüzdesel olarak. Evet. %0,02 işte 10.000'de 2 gibi bir rakama tekabül ediyor. Peki alt toplamlara bakalım. Bir de alt toplam alalım. Topla. 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 Ve topla. Şu yüzdesel değerlerimize şimdi bakalım. Formüllerimiz doğru mu? Bir bakalım. Eşittir. Şu bölü şurası eşittir. Burası bölü burası eşittir. Burası bölü burası. Yanlışımız mı oldu? Yok, doğru. Eşittir. Burası bölü burası. Şimdi totalde baktığımızda, bir yıllık satış datasına baktığımızda Tadelle ürünümüz gıda kategorisinin %0,1'ini oluşturuyor. 8.500 liralık satışla. Çikolata gofret biriminin %1,49'unu, yaklaşık %1,5'unu oluşturuyor tek başına. Toplam satışın içerisinde de %0,02 sanırım 10.000'de 2'ye tekabül ediyor. Bu kadarlık yüzdesel bölümünü oluşturuyor. Şimdi biz böyle bir rapor elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız? Onun üzerinde şimdi kafa yoracağız. Şimdi bu bilgiyi SQL'den nasıl çekebiliriz? Ona bir bakalım. Örneğin şurada Tadelle sütlü çikolata dedik. Bunun yanına ben bir yeni bir alan ekleyeceğim. Bu tarihteki yapılan toplam gıda satışını getireceğim. Bir satır olarak. Bir sütun olarak, pardon. Select sum tutar from. Şuraya bir alias verelim. Satışlar S olsun. Satışlar ver tarih eşittir S nokta tarih end ana kategori eşittir S nokta ana kategori S ana kategori toplam diyelim. Bir çalıştıralım. Evet. Bu tarihte ana kategori toplamı buna tekabül ediyormuş. Bir bakalım. Doğru mu? Select yıldız from satışlar ver ana kategori eşittir gıda and tarih eşittir. İkisini bir çağıralım. Tabi buraya sum tutar diyeceğiz. Evet, şuradaki rakamı bulmuş olduk. Bir de neye ihtiyacımız var aslında? Bu satışlar şube bazlı olduğu için de şube şartını da koymam gerekiyor. And şube eşittir S nokta şube. Evet. Gördüğümüz üzere şube 6'nın değeri
3057'ymiş. Bakalım. Şube 6 diyerek baktığımızda 1 yanlışımız mı var? Ona bir bakalım. And şube adı eşit şube 6 diyelim. Evet. 2014-01-01'de elde ettiğimiz rakam 1721-1721. Şube 1'e bakalım bir de. Ordubay tarih diyelim, sıralı gelsin. S nokta tarih. Evet. Rakamımız tutuyor. Ana kategori toplamı. Şimdi ana kategori toplamını getirdik. Gıda için. Çikolata gofret kategorisinde artık buraya kategori diyeceğim. Buraya da kategori toplam diyeceğim. Evet, o da geldi. Markamız vardı. Marka eşit S nokta marka ve marka toplam. Bir de o günkü yaptığım, o şubedeki yaptığım genel toplam var. Bu arada sorgumu hızlandırmak için hemen bir bakalım, benden indeks istiyor mu? İstemedi. Nispeten biraz daha yavaş geldi. 1531 satırı burada görmüş olduk. Peki benim derdim ne? Benim derdim bugünkü Tadelles, bu şubedeki Tadelles satışından şuradaki ana kategori toplama göre oran buldurmak. Artık bu işi yapmak için benim dashboard tarafında bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama şöyle işi kolaylaştırmak için satır sayısını azaltalım. Yani tarih eşittir. Şöyle diyelim. Biraz daha başka bir tarif verelim. Şöyle kayıt sayısı fazla olan. Şube 1, şube 3, şube 5. Peki, tarih aralığını biraz geniş tutalım. Evet, şurada bir şey var. Sanki yakaladık gibi. Aynı şubede birden fazla satır yakalamaya çalışıyorum aslında. Evet, şube 4'ü de verelim. And şube adı eşittir şube 4. Şimdi baktığımız zaman evet, Tadelle gofret 35 gram. Şu bizim için mantıklı. İki tane satışı gerçekleşmiş. Bu Tadelle gofret 35 gramın ve dört nolu şubede iki tane satışı gerçekleşmiş. Aynı gün dört nolu şubede gıda satışı 2072 TL, çikolata gofret satışı 228 TL, Tadelle satışı 11,35 TL
ve benim satışlarımda bir tanesi 1.35, bir tanesi de 0.45. Şimdi şu sorgu üzerinden bir şey yapmak istiyorum ben. Burayı kopyalayayım ve gelelim dashboard ekranımıza. New data source diyorum. Sorgumu yapıştırdım. Şimdi Excel'imize bakalım. Excel'imde ne var benim? Aynısını oluşturmaya çalıştım. Malzeme adı, tarih, miktar, tutar. Malzeme adı, tarih. Bunu demantiyer şeklinde gösterelim. Miktar, tutar. Şimdi bu aynı gündeki toplam satışı getirdi bana. Doğru. Ben de zaten toplam görmek istiyorum burada. İki satır değil, tek satır görmek istiyorum. 4 tane satmışım ve 1.8 TL tutmuş. Peki Excel'e dönüyorum. Neye ihtiyacım var? Ana kategori toplamı. Getirdim, attım. Format da yazdır. Ne çıktı? 4145. Oysa benimki 2072. Neden 4.145 çıktı? Çünkü bu iki satırı birden toplayarak getiriyor. Şöyle baktığımızda (2072) çarpı 2, evet, 4145. Peki buna göre ben bir yüzdesel şey hesaplasam doğru olur mu? Hesaplayalım bir tane. Calculated alan ekleyelim. Sum fields tutar bölü sum ana kategori toplamı. Adını da ana kategori oran diyelim. Şuraya percent yapıyorduk. %0.04. Oysa bizim değerimiz kaç? 2072. 1.8'i 2072'ye böleceğiz. 1.8 bölü 2072. Bulmam gereken rakam %8. Oysa ben burada, pardon, 10.000'de 8, ben burada 10.000'de 4 bulmuşum. O zaman benim şuradaki rakam, madem şey bu kendini toplayarak getiriyor, kendini toplayarak getiriyorsa buradaki, burası kritik bir nokta, iyi dikkat edelim. Bu ana kategori toplam dediğim alanın satır sayısı kadar kendini bölmesi lazım. Bizim burada bu 2072 rakamını doğru bulabilmemiz için bunların toplamını satır sayısına böldürmemiz gerekiyor. Yani satır sayısını elde etmemiz gerekiyor bir şekilde. Satır sayısını elde etmenin en kolay yolu da buraya her satır, burada gelen her satır bir satırı ifade edeceği için biz buraya bir tane bir alan ekliyoruz ve bir diyoruz as count, ismine count diyebiliriz onun. Veya row count diyelim. Şöyle çalıştıralım. Evet. Her bir satır için bir geliyor. Şimdi ben artık formülümde şunların toplamına bölersem burayı doğru rakamı bulabilir hale geleceğim. Şunu kopyalıyorum. Ve data source'uma edit diyerek şimdi bakın şurada %0.04 görünen
değeri mi? Şu ana kategori toplam dediği de 4145 ya. Ben onu bir tane calculated field ekleyeceğim. Ve sum fields ana kategori toplam bölü sum row count. Buradaki row count şuradaki aslında alanım. Şurası. Ne hatası verdi? Heh, şurada köşeli parantezi kapatmamışız. Okey. Bunun ismine CLC ana kategori toplam diyelim. Şimdi ana kategori toplam buraya attığımda formatlayalım. Artık tekrar etmiyor gördüğünüz gibi. 2073. Buradaki 2'ye çarpma işi düzelmiş durumda. Ana kategori oran toplam. Bunu artık kaldırıyorum. Bir kere burada doğru rakamı buldum. İkinci kere de yapmam gereken ne? 1.8 bölü 2073'ün oranını bulmak. Onun için de şunu değiştireceğim. Sum tutar bölü sum ana kategori toplam bölü sum row count. Bu şekilde formülizasyonunu yaparsak parantezlerde hata vermesi. Evet. Gördüğümüz üzere %0.21171'i bulmuş olduk. Şimdi şunu bir şey yapalım. İsimlerini edit names. Ürünlerin satış performansı diyelim. Malzeme adımız var. Tarih. Miktar. Tutar. Ana kategori toplamı. O günkü. Ana kategori oranımız. Şimdi sıradan gidelim. Ana kategoriyi yaptık. Alt kategori. Yani bu gıda şeyin kategorisini de atalım. Daha anlamlı olsun. Şunu bir A'dan Z'ye sıralayalım. Şuraya ana kategori. Kategori. Marka. Evet. Tadella gofret 35 gram. Gıda ana kategorisinde. Bisküvi kategorisinde Tadella markasındaki bir ürünümüzmüş. Şubemizi de atalım yanına. Şube adı da yazsın. Evet, şube 4. Elimizdeymişken şunları da Türkçeleştirelim. Anlamlı bir rakam çıksın. Evet. Şimdi query'mizi biraz daha değiştireceğiz. Aslında query'mizi değiştirmeyeceğiz. Şuraya şey atacağız. Bir tane daha calculated field. Neye göre? Kategoriye göre. Şurada bunu nasıl yaptık? Evet. Yeni bir tane alan ekliyoruz ve kategori toplam bölü sum row count. Bunun ismi CLC kategori toplam. Bir de bunun oranını yapacağız. Şuradan bir kopya çekelim. Ana kategori değil. İnşallah anlaşılır anlatıyorumdur. Gerçekten başka türlü içinden çıkılamaz bir problem. Bunu başka türlü yapmanın yolu yok. En azından DevExpress Dashboard tarafıyla. Ama ciddi ihtiyaç olabilecek bir uygulama. En azından bunu nasıl yaptığımızı bilirsek başka türlü problemlere de kolay çözüm üretmiş oluruz. Bunun ismine de
kategori oran diyorum. Şimdi bunu atalım. Kategori toplam ve kategori oran. Format once kategori oranında percent olacak. Evet, yaklaşık %20'ye tekabül ediyormuş. Bisküvi grubundaki, şube 4'teki bisküvi grubundaki satışların %4'üne tekabül ediyormuş. Türkçeleştirelim. Kategori toplamı, kategori oranı, oranı. Markaya bakalım. Marka içinde bir calculated field ekliyorum. Evet. CLC marka toplam. Bir de bunun oranını yapalım. Marka toplam. Marka oran diyelim buna da. Şimdi şuradan marka toplamı atalım şuraya. Format yazdıralım. Tadella markasının da o günkü satışları %3,96'sına tekabül ediyormuş. Bir de genelimiz var. Şundan kopyalayalım. Genel toplam. Şundan kopyalayacağız. O günkü satış içerisindeki genel toplam satışımız 8.000 TL'ymiş. Genel toplam oranımız da %0,005 gibi bir rakam. Şimdi şunları da Türkçeleştirelim ve sorgumuzu biraz daha genişletelim. Marka toplam, marka oran, genel toplam, genel oran. Şimdi sorgumuza gelelim. Sorgumuzda tarih vardı. Önce tarihi kaldıralım. Yine tadelli üzerinde bir çalışma yapalım ki biraz satır sayımız az olsun. ...7514 satır geldi. Şube ayırdığımız da var artık. Edit diyorum. Evet. Şimdi oldukça fazla satır geldi. Burayı biraz sadeleştirelim. Şuradan malzeme adını bir kaldırayım.
Şuradan da tarihi kaldırayım. Şöyle bir baktığımız zaman kategoriyi de bir kaldıralım. Şube 1'deki yaptığım tadelle satışlarının tutarımızı bir formatlayalım. Şube 1'de bu tarihler arasında Tadella markasından 9.610 TL'lik satmışım. Bu kategorideki, ana kategorideki yani çikolata grubundaki toplam satışım 14.781 Tadella grubu için. Tabi burada Tadella şeyini de kaldıralım. O da bizi yanıltıyor şu anda. Bunu bir kaldıralım. Tüm datayı çeksin. Gridim üzerinde filtreleme yapmak istiyorum. Bu arada SQL Query'miz çok sistemi kastırdığından dolayı şu an benim makinem bunu kaldırmaya çok müsait değil. Burada geçici olarak biz buradan dönen sorguyu bir tabloya aktarıp ve o tablo üzerinden select çekme işlemi gerçekleştireceğim. Buradan dönen tabloyu bir sonucu bir tabloya aktarmak için select yıldız into komutunu kullanıyoruz. Into satışlar rapor. Böyle bir tablo oluşturup içine veriler atmasını istiyorum. Çağıralım. Evet, şu an attı. Ve buradaki SQL query'imi de yeniden düzenliyorum. Otomatik update'imizi çalıştıralım. Evet, şu an geldi. Bütün hepsi geldi. Ben şimdi yukarıya bir filtre alanı eklemek istiyorum. Şimdi aplike edelim. Burada şube adı, ana kategori, marka. Bunlar olsun. Şöyle yapalım. Bunu da multiple master yapalım. Malzeme adını da getirelim buraya. Şimdi ben burada tadellenin altında tadelle gofret 35 gram. Buna baktığımda ürünün performansını görebiliyorum. Şuradan şubeyi de kaldırayım. Tekrardan tadelleyi seçelim. Evet, tadelle gofret 35 gram. Şimdi şube 1'de bu ürün 63 TL'lik satılmış ve 16.000 liralık 16.383 liralık gıda satışımız var. Yüzdesel oranı baktığımız zaman %0'larda ana kategoriye göre oranı. Kategori toplamı 1556. Kategorideki
Kategorinin ismini de getirelim bu arada oraya. Kategorisi neymiş bunun? Bisküvi. Bisküvi grubundaki oranı %0,01. Şube 2'de %0,06. Şube 3'te %0,02. Markanın kendi içerisindeki oranı %0,2. Şube 2'de %0,8. Şube 4'te gayet iyi %2,2. Genel toplamdaki oranı zaten çok küçük. Daha pahalı ürünlere bir bakalım. Şuradan gıda değil de örneğin kozmetik bölümüne bakalım. Biraz daha pahalı bir şeyler bakalım. Deterjan temizlik olsun. Örneğin şuraya alt kategoriyi de atalım. Ana kategori deterjan temizlik. Alt kategori toz deterjan. Marka örneğin Ariel. Ariel 6 kilogram daha esintisine baktığım zaman deterjan temizlik bölümündeki satışın %7,2'sini oluşturuyormuş. Şube 2 için. Alt kategorisi toz deterjan. Toz deterjan satışlarımın %16,5'ini oluşturuyormuş. Ariel satışlarının %50'sini oluşturuyormuş. Çok ilginç. En çok satılan ürün galiba. Beyaz çiçeklere bakalım. Az gidiyor. Mesela şube 2'de de Ariel'in satılan ürünlerin tamamı buymuş. İlginç. Gördüğünüz üzere bu genelde ürün performansı veya müşteri performansı ölçüm gibi kendi kategorisindekilerle karşılaştırma noktasında hesap yapmak için kullandığımız bir yapı. Oldukça karmaşık. İnşallah anlatabilmişimdir. Doğru örnekleri bulmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdilik bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste inşallah görüşmek üzere.